Yine ne seviyoruz? Yeni nesil, eski nesil fark etmez. Ne kılık, takip eden bu sorunları Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Yıktımat Yasin Kara. Temel kavramlar, asal çarpanlar ve bölenler konu anlatım dersime hoş geldiniz. Aynı zamanda şu anda ekran karşısında bizi izleyen arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Hoş. arkadaşlar şimdi matematiğin en önemli konularından bir konu size anlatacağım. Bu konu tek başına soru olarak da çıkıyor diğer konuların içinde de soru olarak çıkıyor. Çok önemli bir konu ve matematikteki hızınızı cidden etkileyecek ve benim de an öğrenci arkadaşları anlatırken en mutlu olduğum konulardan bir konu. Çünkü burada size farklı e, yaklaşımlar göstereceğim. Bu yaklaşımlar da sizin çok işinize yarayacak. Derse başlamadan şunu bir kez daha söylüyorum. Dersimizi kitap haline getirdik. Satın almak isteyen arkadaşlar açıklamadaki linkten ulaşabilirler. Yine aynı zamanda bu dersin pdf'sini çıkartmak isteyen arkadaşlar da açıklamadaki e, linkten çıkartabilirler. Arkadaşlar hemen konu anlatımına geçiyorum. Asal çarpanlar ve bölenler. Yani çarpanla bölen burada aynı anlama geliyor arkadaşlar. Şimdi bir sayıyı asal çarpanlarına nasıl ayırıyoruz? Evet ilkokulda gördüğümüz bir yöntem vardı. Ne yapıyorduk? Şöyle 360'a bir dik çizgi çekiyorduk değil mi? Ee, bölen en küçük asal sayı kaç 360'ı? 2. 2'ye böldün 180 oldu. 180'i bölen en küçük asal sayı kim? 2. 90 oldu. 90'ı bölen en küçük asal sayı 2. 45 oldu. 45'i bölen en küçük asal sayı 3. 15 oldu. 15'i bölen en küçük asal sayı 3. 5 oldu. 5'i bölen en küçük asal sayı 5. Ne oldu? 1 olmuş oldu. Kaç tane 2 var burada? 1, 2, 3. O zaman ne oldu? 2 üzeri 3. Kaç tane 3 var? 2 tane. 3 üzeri 2. Kaç tane 5 var? 1 tane. O yüzden 5 üzeri 1. Yazılmadıysa üzerinde ne var? 1 var. Şimdi arkadaşlar biz bunu gördük ama emin olun hani yıllardır ÖSYM sınavlarında kendimi deniyorum. KPSS, ALES, ondan sonra YKS. Birçoğunda deniyorum. Giremediklerimde de evde deniyorum kendimi. Bu yöntem çok böyle elverişli bir yöntem değil. Yani bir, öğre, bir insan 17 yaşını geçtikten sonra bu şekilde ayırmamalı. Gerçekten bu şekilde ayırmamalı. Eğer bu şekilde ayıran arkadaşlarım varsa zaten muhtemelen temellerinde de sorun vardır. Veya yavaş kalıyorlardır veya çok işlem hatası yapıyorlardır veya gecikiyorlardır sorularda. Nasıl ayıracağız? Şimdi 360 deyince aklınıza gelen ilk sayıyı düşünün. 360 deyince böyle aklınıza ilk gelen bir sayı vardı Sonra 0 olduğu için bir kere bunun içinde 10 var değil mi? Bir de 36 ile çarparsan 36 çarpı 10 diye düşünüyorsun. 36 deyince aklınıza gelen bir çarpım vardır muhakkak. Nedir o? 4 kere 9, 36. 10 dedim mi aklınıza gelen çarpım 2 çarpı 5. Peki arkadaşlar 2'cil sayıları toplayalım. 4 kere 2 ne oldu? 8. 9 da buraya aynen yazalım. 5 de buraya yazalım. 8 nasıl ifade edilebilir? 2 üssü 3. Peki 9 nasıl ifade edebilir? 3 üssü 2. 5 nasıl ifade edebilir? 5 üssü bir. Yani buradan yapmayın. Ben bunu bir samimi arkadaşınız olarak söyleyeyim. Yani bir öğretmen olarak söylemeyeyim. Çünkü eğitimde hani söyleyemezsin bunu ama pratikte, teoride hani sokakta böyle olmuyor yani. Buradan başladın mı işlem bitmiyor bir türlü. Ya bir yerde hata yapıyorsun ya bir yerde bir şeyin kaçıyor. Ama burada kaçırmazsın ve zihindeki işlem kuvvetinde hızlanır. O yüzden buna dikkat edin arkadaşlar. Yöntem 2'yi benimseyeceğiz. Şimdi bununla ilgili sorular çözelim. En büyük asal çarpanı 7 olan sayıya yedik sayı denir. Buna göre iki basamaklı kaç tane yedik sayı vardır? Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman çok böyle çekimsi bir soru gibi duruyor. Yani çok kolay. Ya ben bunu hemen yaparım. Şimdi ne diyor? İki basamaklı olacak. Bir. Ne olacak aynı zamanda? En büyük asal çarpanı kaç olacak? 7. Yani bunun en büyük asal çarpanı 7 olacak. Bu da neymiş? Yedik sayıymış. Şimdi arkadaşlar burada e, farklı bir soru tarzı da gelebilir. O yüzden dikkat edin. Şimdi 7'nin katlarına bak gidelim. 7, 14 değil mi? 14 nedir? 7 çarpı 2. İçinde 7 çarpanı bulunan en küçük asal sayı kaç? E, asal sayı dedim, En küçük yedik sayı kaç? 14. En büyük asal çarpanı 7 mi? 7. Tamam. 2 basamaklı mı? Tamam. O yüzden bu ne? Yedik sayı. Bundan daha küçüğü var mı? Yok. Şimdi devam ediyorum bakın. 7 çarpı 3. 14, 21, 7 çarpı 4 ne oldu? 28. En son kaça kadar gelirsin biliyor musun? 98 kaçtı? 7 çarpı kaç? 98 yapar. 14. 14. Şimdi o zaman 7 çarpı 14, 98 yapıyor. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Şuraya 98'imizi yazalım. Buraya da ne yazalım? 7 çarpı 14. Şimdi burada mantıken şöyle düşünebilirsiniz. Ya hocam 14'ten 98'e kadar kaç tane sayı var? Bulalım. Şimdi mantıken öyle düşünebilirsiniz. Ne yaparız o zaman? Onun formülü vardı. Hatırlayın. Son terim eksi ilk terim. İlk terim ne? 14 bölü artış miktarı artı 1'di. Değil mi? Böyle bir formül vardı. 98'den 14 çıkarın. 84. 84. 7'ye bölün. 12. 1 e ekleyin. 13. Kaç tane yedik sayı var diyorsunuz? 13. Şimdi arkadaşlar insan böyle söyleyebiliyor. Tamam mı? İnsan böyle söyleyebiliyor. Fakat burada soruyu bozan bir şey var. Acaba ne? Mesela buradaki çarpanları inceliyoruz ya şu anda. Şöyle dikkat edelim. Ee, gidelim şöyle yukarı. 7 çarpı 11 var. Bu mesela bir yedik sayı değil. En büyük asal çarpanı kaç? 11. Peki arada mesela kim vardı? 7 çarpı 13. Bu bir yedik sayı değil. Peki başka kim var? Ama 8 asal değil. Başka 7'den büyük asal sayı var mı? Yok. Zaten 14 ile 7 arasında 7'den büyük asal sayılar kim? 11 ve 13. O zaman arkadaşlar 13 derseniz elenirsiniz. Cevap 13 değil ne olacak? 10, 13'ten 2 çıkaracaksınız ve ne bulacaksınız? 11 bulacaksınız. Tamam mı? Burada buna dikkat edin arkadaşlar. Bir de bu sorularda özellikle örnek verir tamam mı? Çok karıştırıcı bir soru olursa örnek verir onlara da dikkat edin. Bazen bunlar da farklı şekilde tersten soruyor. Yediden büyük asal çarpanı olmayan diye soruyor. O zaman var ya, bu soru çok başka bir şey oluyor biliyor musunuz? Bu sefer en büyük asal çarpanı 5'te olabiliyor, 3'te olabiliyor, 2'de olabiliyor. Yani sorunun sorulu şekli çok önemli. 7'den büyük asal çarpanı olmayan diye de sorabilir. O yüzden arkadaşlar burada bazen yorum açık olabiliyor burası. Verilen örnekleri güzelce inceleyin. Burada tabii en büyük asal çarpanı kaç diyor? 7. Yani en büyük asal çarpanı kaç olacak? 7. Burada şu anlam çıkıyor mu sizce? Merak ettim hiç soruyorum. Hani 7'den küçük asal çarpanı olabilir anlamı çıkıyor mu? Çıkmıyor değil mi? En büyük asal çarpanı? 7. 7 olacak. Yani onun direkt içindeki en büyük asal çarpan kaç olacak? Peki en büyük asal çarpan 5 olursa ne olur? Ona da en büyük asal çarpanı 7 der misiniz? Evet, 5, 5. En büyük asal çarpanı? 5, 5, 5. Tamam. Siz dediğimi anladınız değil mi? Evet, yani şu soru şöyle soruluyor ya. 7'den büyük asal çarpanı olmayan derse en büyük asal çarpanı 5 olan sayıyı alıyor musun? Alıyorsun. En büyük asal çarpanı 3 olanı da alıyorsun. Peki burada en büyük asal çarpanı 7 olan derse? Olan diyor ama değil mi burada bak. En büyük asal çarpanı 7. İçinde 7 olacak. Tamam. Anlaştık değil mi? Bunu bak bilerek şey yaptım. Çünkü bu soruyla bu soru farklı yani. Takılıyorsun ister istemez. Geçiyorum. Şimdi arkadaşlar hani bazen diyorlar ki hocam özel sayıları anlatın. Özel sayıları ben bu e, konu anlatımının içinde her konuda tek tek ele aldım bu arada. Ayrıyetten belki almama gerek kalmaz. Asal bölenlerinin toplamı asal olan sayılara ortasal sayı denir. Bakın neymiş? Asal bölenlerinin toplamı asal. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ortasal sayıdır? Şimdi 14'ün asal bölenlerini bulun. 2 ile 7 değil mi? Asal bölenleri kim? 2 ve 7. 2 ve 7'yi toplayın kaç yaptı? 9. 9 asal sayı mı? Değil. O zaman demek ki bir, bu bir orta asal sayı değil. 28'i asal çarpanından ayıralım. E, 4 çarpı 7. 4 ne demek? 2 üzeri 2 çarpı 7 demek. Bunun asal çarpanları kim? 2 ve 7. Peki bu asal çarpanı ya da asal bölenini toplarsan 2 ile 7'i topla kaç yapıyor? 9. Yanlışlıkla gelip 4 ile 7'yi sakın toplamayın. Bakın bunun asal böleni kim? 2 ve 7. 4 asal bölen değil. 4 bölen. Ben sana ne demişim? Asal bölen. Burada dalgınlığa gelip 4, 7 yaparsan güm. Bunun asal bölenleri kim? 2 ve 7. Topla 9. 4, 7 yaparsan yanlışlıkla oluyor. oluyor. Mesela bu da olmadı. Geçelim 30'a. 30'u nasıl asal kim arkadaşlar? 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. 2, 3, 5. Toplayın. 2, 3 daha 5. 5 tane yaptı. 10. Bu da asal değil. O yüzden bu da gitti. Geldik 42'ye. 42 ne demektir? 6 çarpı 7 mi? 2 çarpı 3 çarpı 7. Asal bölenleri kim? 2, 3, 7. Toplayın kaç yapıyor? 12 yapıyor. Bu da gitti. Geldik buna. 100 aklınıza ne geliyor? Benim aklıma direkt 10 çarpı 10 geliyor. 10 deyince aklınıza ne geliyor? 2 çarpı 5. Bu 10 aklınıza ne geliyor? 5 çarpı 2. Oradan ne oldu? 2 ile 2'den 2 üzeri 2. 5 ile 5'ten ne oldu? 5 üzeri 2 oldu. 100'ün asal bölenleri kim? 2 ve 5. 2 ve 5 toplarsan ne yapıyor? 7 oluyor. 7 asal mı? Asal. Demek ki o zaman bu bir ortasal sayı. Evet bunu ben çıkardım. Vardır ama yani çok akla gelindik geldik bir şey. İşte burada önemli olan işte kurala dikkat edeceksin. Neyle neyin toplamı, neyle neyin farkı. Ona dikkat edeceksin. Evet. Şimdi aslında konudan da hani korktuğumuz kadar bir şey olmadığını da bence görmüş olmanız lazım. Hani bu konuyu gördüğünüz zaman belki şey diyorsunuz ya hocam işte şu sayı bu sayı ben hepsini nereden bileceğim? Bilmeyeceksin hepsini. Kuralı bileceksin. Anlatabiliyor muyum? Navigasyon kullanmayı biliyorsan her yeri bulursun. Atıyorum. Bazen bulamıyor da biliyorsun. Onlar ayrı bir konu. Mesela ben kullanmıyorum çoğu zaman. Çünkü artık fobi oluştu bende maalesef. Niye hocam? <laughs> en son pazara gittim. <laughs> İtü'ye girdim en son. <laughs> İtü'ye zaten normal yerlerle giremedim. Navigasyon beni soktu. Orada bir yol varmış içinden geçen. Başka bir yere gidecektim. Dedi, memur dedi bak bu yol çıkmıyor falan. Sonra geri çıkana kadar canım çıktı. Ondan sonra dedim daha navigasyon. Evet. Şimdi arkadaşlar anlattığım şeyi izah etmek için bir de böyle soru yazdık. Bakın ne demişiz? Beşten büyük asal böleni olmayan beşten büyük asal böleni olmayan sayılara 5 kopat sayı denir. Örneğin 6 ve 10 sayıları 5 kopat sayılar. Mesela 6'ya baktığın zaman şöyle diyebilir musun? Altının 5'ten büyük asal böleni yok. Doğru. Ona bakalım. Onun 2 çarpı 5, 5'ten büyük asal böleni yok. O yüzden bunlar ne oldu 6 ve 10? 5 kopat sayılar oldu. 2 basamakta en büyük 5 kopat sayının rakamları çarpımı kaçtır? Yani bir kere oradan 5 çarpı 20'den küçük alacağız. Mesela 5 çarpı 19 olabilir mi? Veya 5 çarpı 18 olabilir mi? veya 5 çarpı 17 olabilir mi? Şimdi nereden başlayacaksın mantıken? En büyükten başlayacaksın değil mi? Çünkü ben sana ne demişim? 2 basamaklı en büyük 5 kopat sayı demişim. 2 basamaklı en büyük sayı kim? 99. Peki 99'u veren sayı kim? 11 çarpı 9. Bu arada Elif 5 çarpı 19'dan değil de 99'dan başlayalım. Sen doğru söyledin de ben yanlış yazdım. 5'e odaklandık ya. Yüzden küçük. En büyük sayı kim? 99. 99'dan başlayacağız. Şu 5 direkt manimi çeldirdi. 99'u veren sayı bu. 98'i veren sayı kim? 49 çarpı 2 mi? Bir yazalım şöyle arkadaşlar. 97. O zaten kendi asal. 97 asal bak. Sakın unutmayın ha. Bu çok kıldır. Yani sınavda düşünürsünüz. de soruyor özellikle. Kaç bölüyor? Bölüm mü, hocam? bölüm mü? 96, 95. Şöyle birkaç tane yazdım arkadaşlar. Şu sol tarafı sileceğim. Burada mesela böyle denerken sınavda kendinize şey demeyin ya. Ben burada acaba şu anda gayet iyi sallıyorum filan. Mantığına girmeyin tamam mı? Girme. Şimdi burada en büyük asal sayı kaç? 99 için konuşuyoruz. 11 mi? 5'i geçtin. O yüzden bu 5 kupat olamaz. 49 çarpı 2. 49 ne demek? 7 üzeri 2 çarpı 2. En büyük asal böleni kaç? 7. Bir ne olacaktı? 5. O zaman bu 5 kopat olamaz. 97. En büyük asal çarpanı kaç? Kendisi zaten. O yüzden bu da 5 kopat olamaz. 96'ya geldik arkadaşlar. 96'yı ben söyleyeceğim direkt. İçerlemeyin beni. 32 çarpı 3 yapar. O da 2 üzeri 5 çarpı 3'ten 96 yapar. En büyük asal çarpanı 5 mi? Yani 5'ten büyük asal, öyle demeyelim özür diliyorum. 5'ten büyük asal çarpanı var mı? Yok. O yüzden bu ne oldu? 5 kopat bir sayı olmaya hak kazandı. En büyük. en büyük de 96 oluyor. 96'ın da rakamları çarpımı kaç? 9 çarpı 6, 54. Yani sorun solu çekti çok önemli. 5'ten büyük asal bölen olmayan. Şimdi diyeceksiniz ki, hocam bu soru çıkmış mı? Çıkmış. Bu sorunun benzerinin tıpkısının farklısı çıkmış. Tamam Öyle. Yazın ben bir son... Bak bu soruyu ÖSYM'e sorduğunda da sırf ayırt edebilin diye şu örneği de vermiş. Eğer o ne var vermesi var ya, çoğu karıştırır yani. Da Çünkü 6'yı da vermesi lazım ki orada insan şey zannediyor. 5 kesinlikle olmak zorunda gibi az, zannediyor. 5 olmak zorunda değil. Neden? Bak 5'ten büyük asal böleni olmayan diyor. Olmayan demek çok farklı bir şey oluyor. Son bir kez daha toparlıyorum arkadaş. Aynen direkt Türkçe aslında. Son bir kez daha toparlıyorum. 2 basamakta en büyük sayı sorduğu için direkt nereden başladım? 99'dan. 99 ne? 9 çarpı 11. Bundan büyük asal böleni kaç? 11. 5 kopat olabilir mi? Olamaz. 98'e geldim. Kaç o? 49 çarpı 2. O da ne yapar? 7 üzeri 2 çarpı 2. En büyük asal böleni kaç? 7. 5 kopat olabilir mi? Olamaz. 97 kendisi asal olduğu için olamaz. 96'ya geldim. 32 çarpı 3 yapıyor. Asal bölenleri kim? 2 ve 3 arkadaşlar. 5'ten büyük değiller. O yüzden 96 bir. 5 kopat. 9 kere altta ne yaptı? 54 yapmış oldu. Deneyecek miyiz diyor öğrenci burada tek tek. Evet. Burada tek tek deneyeceksin. Çünkü burada kural sürekli değişiyor. Yarın 5 kopat değil, 6 kopat sonra. 6 kopat değil, 7 kopat sonra. Bir sürü sorabilir. Şimdi arkadaşlar yeni bir olaya geldik. Bu olayı maalesef Türkiye'de çok az arkadaşımız biliyor. Burada pozitif bölenleri bulma tekniği. Pozitif bölen sayısı değil bakın. Pozitif bölenleri bulma taktiği. Şimdi burada olayımız şu. Bu yöntemi biliyor muydun Kadir abi? De? Ha, Şimdi bakın 80'in pozitif bölenlerini bulacağız. İlk yapmanız gereken birden başlıyorsun. 1 kere 80, 2 kere 40, 4 kere 20, 5 kere 16, 8 kere 10, 80. Araya başka bir sayı girebiliyor mu? Hayır. Peki niye ben burada durdum? Bak burada neye gelecekti? 10 kere 8, 80'e mi gelecekti? Var olan bir sayıya denk geldiğim için ne yaptım? Durdum. O yüzden burada arkadaşlar ne yapacaksınız? Aynı sayı bulduğunuz anda duracaksınız. Durduk mu durduk. Eee, o zaman ne diyoruz? 80'in pozitif tam bölenleri kim? 1 2 4 5 8 sonra buraya yazıyorsun. 10 16 20 40 ve 80'dir. Güzel. Asal bölenleri kim? Bakın 2 asal. 5 asal. Başka asal var mı? Yok. Asal olmayan bölenleri kim? Pozitif olanları soruyoruz. Bu buradan 2 ve 5'i atarsın. 1 4 8 10 16 20 40 ve 80 olur. İşte asal bölen böyle bulunmuyor. Bu pozitif bölen böyle bulunuyor. Asal olmayan bölen böyle bulunuyor arkadaşlar. En garanti yol bu. U tekniği. Buna farklı isimler verebilir. Ben kendim U'ya benzediği için direkt U dedim. <laughs> Nereye not alıyorsunuz? Tamam. Bir o zaman 24'ü de ben bulayım burada bir kere de arkadaşlara. 1'e 24, 2'ye 12, 3'e 8, 4'e 6 5 olmuyor. 6 geldi. 6 vardı. Kim o zaman? Asal bölenleri kim? 2 ve 3. Pozitif bölenleri kim? 1 2 3 4 6 8 12 24. Tamam mı? Olayımız bu. U tekniğini unutmayın arkadaşlar. Bu çok işe yarayacak. Yapalım mı hocam? 12 sayısının pozitif bölenleri toplamı kaçtır? Evet. Siz yapın. Bakalım kaç diyorsunuz? 28. 28 mi? Bir de ben bakayım. 1 kere 12, 12. 2 kere 6, 12. 3 kere 4, 12. 4'ü yazmaya gerek yok. Evet toplayalım bunları. 1, 3, 6, 10, 16, 28. Bravo doğru. 210 sayısının asal benleri toplamı kaçtı? Arkadaşlar bunu da göstereceğim. 1 kere 210, 210. 2'ye geç. 2 kere 105, 210. 3 olmaz. 4 olmaz üç olur, üç kere yetmiş özür olur, tamam saldırmayın. 4 yok, beş beş kere 42 olur bu tehlikeli bir sayı ya. Altı kaç da kaç? 6, 6 olur. İki ve üç öbünü Kaç 6, olur? Yirmi beş. Otuz beş otuz beş. Altı. Tamam altı olur. E, 7. Olur. Tabii. Olur. 8. Olmaz. Olmaz. Olmaz değil mi? 8 kere 2 16 olmaz. 9. Olur. Olmaz. 10. Olur. 10 kere 21. 10 kere 21. Olmaz. Bir dakika durun. 11. Olmaz. 11 olmaz. 12. 4'ü bölünmüyor olmaz. 13. Olabilir, 13 olur mu? 20. Ondan. Ondan 20 ile çarptınız zaten. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> 14. Nerede bitecek ona bakıyorum. 14 kere 15 mi yapıyor bu acaba? Bakayım. Aynen. 14, 14 ile 15 de bitiyor. Evet. Yakaladığın için bitti. Evet. Asal bölenleri toplamı kaçtır şeklinde bir soru arkadaşlar. Bunları kim toplar? Bakın arkadaşlar işte her neyse demeyeceğim. Bak ne diyor? Asal bölenleri toplamı kaçtır. Biz ne bölenlerini bulduk? Pozitif bölenlerini bulduk. Bütün... Burada asallarda var işte hocam. 2, 3, 5 diye. Ama normalde öyle mi arıyorduk? Hayır. O zaman asal, hadi yine kovulamış olalım. Burada ben de elendim arkadaşlar. Ama tatlı bir elenme. Asal bölenleri kim? 2, 3, 5, 7. Peki bu şekilde bulmaya gerek var mıydı? Tabii ki yoktu. Dersin başında anlattık. Ama gerçekten yani şu asal bölenlerini ben de kaçırdım yani. Dürüst oluyorum. E, 21 kere 10 değil mi? Aklına gelen sayı bu değil mi? 21 ne demek? 3 kere 7 değil mi? 10 ne demek? 2 çarp 5. Asal bölenleri kim o zaman? 5. 2, 7, 3. Bunları toplayalım arkadaşlar. 7, 14, 17. Cevabımız kaç olacak? 17 olmuş olacak. Doğru mu? Doğru. Doğru. Pozitif bölenlerini sorsaydı buydu. Ama asal bölenlerde bu taktiğe gerek var mı? Yok. Peki biz neden yaptık? Çünkü ben daldık. <laughs> Bugün daldık. Yarın ağaç olabiliriz ama. Evet. De <laughs> bayağı evet bayağı hızlı. Geçiyorum. Şimdi neye geldik arkadaşlar? Pozitif tam bölen sayısı bulma. ÖSYM'nin son yıllarda özellikle sordu. de bundan bir soru sordu. Ortalığı götürdü. Yani arkadaşlar bundan her zaman bir soru gelebilir. Nasıl bulunuyor pozitif tam bölen sayısı? Şöyle bulunuyor. Bir sayı asal çarpanına ayırdınız mı mesela 360'ı? Üstler belli mi? Bir artıra çarpıyorsun. 3'ü bir artır 4. 2'yi bir artır 3. 1'i bir artır 2. Çarp bunları kaç oldu? 4. 3, 2. Çarptım mı kaç yaptı? 24. O zaman yöntemi anladık. Asal çarpanlarına ayır, üstleri 1 artır, çarp. Asal çarpanlarına ayır, üstleri 1 artır, çarp. Şimdi geçelim 6. sorumuza. 40'ın pozitif tam bölenleri kaç tanedir? Hemen 40 asal çarpanlarına ayıralım. Aklınıza ilk gelen sayıları söyleyin. 8 çarpı 5. 8. aklınıza gelen sayı ne? 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1. Pozitif tam bölenlerini bulacağız. Üstünü 1 artırıyorum. 4. Üstünü 1 artırıyorum. 2. Kaç yaptı 4 kere 2'den? 8 yaptı. O zaman 40'ın kaç tane pozitif tam böleni var? 8. Peki bunlarla ilgili sana bir soru sorsaydı karakteriyle ilgili. O zaman ne yapacaktın? U tekniğine geçecektin. 1 kere 40, 40. 2 kere 20, 40. 4 kere 10, 40. 5 kere 8, 40 daha da olmuyor. Bak kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet formül doğru çalışıyor mu? Çalışıyor. Evet pozitif tam bölenlerim. Şu anda biz pozitif tam bölenlerim olduk. Kaç tane? 8 tane. Negatif tam sayı böleni kaç tanedir? O da 8 tane. Pozitiflerin aynen eksilisi. Oradan da yapardın aynı şekilde. Önemli olan seni şuraya getirmen. No. Gel de istiyorsan tahta çöz gel. Aynen. Ama çok güzel Gel yardım et de heyecan yapma. Şaka yaptım. Yaptım. şimdi? Evet, örtlen Arkadaşlar gördüğünüz gibi 60'ın pozitif tam bölümlerini istiyor. 60 yazıyoruz. U tekniğiyle. Bence bence tam buraya şey yap. Ama U, eğilmem lazım. Bence U'ya girme. <laughs> Ama tam bölen işte hocam? Ee, şey ya, <laughs> bak bir dakika. Tam bölen sayısını buluruz. <laughs> tam kaç tane sağ sal değil. Oradan da buluruz ki. Pozitif tam bölenlerinden kaç tane sal değil. Buradan gitsen bakayım kaç tane olacak? Ya tam bir zeka küpüyüm ya. <laughs> Maşallah. <Hocam, gülüyor> Allah nazara <'ın> saklasın. <laughs> hocam. 3 çarpı 20. 4 .5. 5, 12, 6, 10, 7 yok, 8 yok, 9 yok, 10 da yok. 10 da geri tekrar yani. ediyor. Hocam kaç tane pozitif tam böleni var? 4, 6, 12 tane pozitif tam böleni var. Asal, asal, asal. Başka da asal yok hocam. O zaman? 3 tane asal. Kaç tane asal değildir diyor? 12 eksi 3. Ne yaptı? 9. 9 yaptı aynen. Bravo doğru. Bu. Teşekkür ederim. Mikrofon takdim de... Bu arada bir mikrofonumuz daha var yani. Mikrofonu Şimdi ben mi? öbür yöntemden de çözeceğim. <laughs> tamam sonra bir daha ikiyle çarpacaksın ama. Bir Tek bir yani. ikide toplayacaksın. Asal çarpandan ayırıyorsun ya. Bakın şimdi bir de ben çözeyim arkadaşlar. Kadir'e çözümünden dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi 60'ı bir de şöyle düşünün. Asal çarpanlığına ayırın. 4 çarp 15 mi? 4 yerine, hadi yine 4 çarp 15 yazayım. 4 yerine de ne yazalım? 2 üzeri 2. 15 yerine ne yazalım? 3 çarp 5 yazalım mı? Üstlerini 1 artırın, 2'yi 1 artırın. 3. Biri 1 bir artırın, 2. Biri 1 bir artırın, 2. Kaç oldu? 3 kere 2, 6, 6 kere 2, 12. 12 tane pozitif tam bölenim var. Bunlardan kaç tanesi asal? 1, 2, 3 tanesi asal. 12'den de 3'ü çıkarıyorum. Ne oldu? 9 tanesi asal değildir pozitif tam bölenlerden. Senin yaptığın yöntem de doğru, bu da doğru. Ama siz bunu kullanın. Onu ne zaman kullanacaksın biliyor musun? O pozitif tam bölenlerin toplamını ya da onların şahsiyle ilgili bir soru sorarsa sana ben bu arada onunla ilgili bir soru yazayım yakında. O zaman da onu kullanın. Bizi bir Aynen bir eleyelim. Öyleyimdir. Olmadı mı? Nereden? Çıkardım. Yokum bir yerde. Tabii şaka yapıyorum. Yani kendi haline müferit bir adamım. Evet. 96'nın tam bölen sayısı kaçtır? 96 deyince aklınıza ne geliyor? 32 çarpı 3 gelsin arkadaşlar bu saatten sonra da. <laughs> 32 çarpı 3'tür. 32 nedir? 2 üssü 5, çarpı 3 üssü 1'dir. Tam bölen sayısını nasıl bulacağız? Eee 5'i 1 artırıyorum. 1'i de 1 artırıyorum. 5'i 1 artırdım 6. 1'i 1 artırdım 2. Kaç yaptı? 12. 12 nedir? Pozitif bölen sayısı. 12 tane de vardır negatif bölen sayısı. Toplam kaç tane bölen sayısı oldu? 24 tane bölen sayısı olmuş oldu. Burada da konu anlatımı yapıyoruz arkadaşlar. Yani hani bu mesela föyü al, alıp çözen arkadaşlar hani buradan görebilirler. Bu arada benim bir sayılar ve cebir kitabım var. Orada da yine bu tarz sorular var. O kitabı da açıklamadan ulaşabilirsiniz. Şimdi burada 8. soruda arkadaşlar bir mola verelim. Tamam mı? Dinleyen arkadaşlarımız da rahat dinlesin. Zaten buradaki e, yani bu konseptin amacı e, tek video olarak değil. Zaten tek videoda bizim sicilimiz belli. 28 saatlik bir videomuz var. 21 saatlik bir videomuz var. 17 saat temel kavramlar videolarımız var. Ama burada amacımız hani öğrenci arkadaşlar gerçekten bir dershane moduna girsinler. Dershaneye gidemeyenler ya da ne bileyim işte dershane değil de kursa gidemeyenler ee, ya da ne bileyim işte kurs mantığında anlamak isteyen arkadaşlar için bir, bir, bu bir konsept. Ee, bu arada e, Sultanbeyli Cebirhane Eğitim Kurumları'na da bu bize desteklerinden dolayı bu platformu açtıkları için ben teşekkür ederim bu vesileyle bazen unutuyorum. Şimdi bir mola verelim arkadaşlar moladan sonra devam edelim.